Evet, sevgili dostlar, nihayet bağlanmayı başardık. Bugünkü programımızın konusu kuantum ve evren. Kuantum ve evren konusu bilimsel olmakla beraber ben herkesin anlayacağı şekilde basit sözlerle ve basit tanımlarla konuya girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi kuantumla evren pek uyuşmayan iki konu. Niye? Çünkü kuantum mikro dünyayı tanımlar ve mikro dünya ile ilgilenir. Ne demek mikro dünya? İşte atom altı, ışık, atomu oluşturan parçacıklar, onların etkileşmeleri, ışığın etkileşmeleri ve bu türden atomun ve atom altı parçacıkların dünyasını inceleyen, açıklayan, o konuda deneyler yapıp bize bilgi veren kuramdır. Fakat evren ayrı bir olay. Evren bildiğiniz gibi çok büyük makro dünya. Ve bu makro dünyayı kuantum pek açıklayamıyor. Nedir onu açıklayan hangi kuram? Einstein'ın genel görelilik kuramı. Genel relativite veyahut da genel görelilik. Şimdi bu iki kuram uyuşmuyorlar. Yani ne kuantum makro dünyayı açıklayabiliyor tam olarak, ne de genel görelilik mikro dünyayı açıklayabiliyor tam olarak. Dolayısıyla kuantum ve evren arasında bir çelişki var, anlaşmazlık var. Peki bunu nasıl halledecek bilim insanları? Uğraşıyorlar, daha başaramadılar ama ben size neden başaramadıkları hakkında bilgi vereceğim. Çünkü bunu pek fazla insanlar şey etmiyorlar, farkında değiller. Yani neden bu ikisi anlaşamıyor, bu kadar uğraşmalarına rağmen. Şimdi efendim şöyle, önce kuantumu bir anlayalım bakalım. Nedir, neyin nesidir, nasıl başladı, kim başlattı, ne zaman başladı? Kuantumun başlaması 1900 yılında Alman fizikçi Max Planck tarafından ileri sürüldü bu kavram. Ve Max Planck şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki, enerji dediğimiz şey paket halinde bir yerden bir yere aktarılır. Sürekli değil, süreksiz bir hareketle enerji dağılır. Şimdi o güne kadar her şeyin sürekli olduğuna inanılıyordu. Işık mesela sürekliydi. Bütün hareketler sürekliydi, öyle kabul ediliyordu. Ve atom daha bulunmamıştı. Yani 1900 yılında atom diye bir şey yoktu. Ve atom reddediliyordu. Gerçi eski Yunan'da Demokritos atom kavramını ileri sürmüştü. Ama bunun deneysel olarak kanıtı olmadığı için fizikçiler her şeyin sürekli olduğuna, atom diye bir şeyin mevcut olmadığına inanıyorlardı. O arada işte aynı yıllarda Ludwig Boltzmann adlı Avusturyalı fizikçi havanın atomlardan oluştuğunu ve bu atomların da tek tek parçacıklar gibi davrandıklarını, yani bilyeler gibi diyelim. Ve dolayısıyla onları da olasılık hesabıyla açıklamanın ve hesaplamanın mümkün olduğunu söyledi. Fakat onun görüşünü o dönemde pek kabul eden olmadı. Çünkü böyle bir düşünce yoktu yani. Her şeyin sürekli olduğuna inanıyorlardı. İşte Max Planck neden süreksiz olduğunu iddia etmek zorunda kaldı? Çünkü şu sebepten dolayı ışığı şöyle aleve baktığımız vakit alev, tahta odun alevi sarı ve turuncu renktedir. Gaz alevi, hava gazı mesela, hani doğal gazı açıyoruz ya hava gazını, mavi renktedir. Ark alevi yani kaynak yaptığımız çok sıcak demiri bile eriten ark alevi beyazdır. Yani o zaman biliniyordu ki frekans arttıkça sıcaklık artıyor ve frekans da renklerle ilgili. Yani kırmızı renk, düşük frekans, düşük titreşimli dalgalar. Ondan sonra daha yüksek titreşimli olanlar mavi. En son da maviden sonra mor vardı. Mordan sonra beyaz yoktu yani. Beyaz diye bir
Tayf olarak yani böyle bir kavram yoktu. Gerçi beyaz rengi biliyoruz ama alevde beyaz açıklanamıyordu. Şimdi fizikçiler dediler ki ya bu madem ki enerji ısıdır, ısı enerjidir yani öyle bir şey tabii bildiğimiz gibi. Ve bu ısı enerjisi frekansla yani titreşimlerle ilişkilidir. Dalganın titreşimiyle ne kadar dalganın titreşimi yüksekse o kadar enerji fazladır. Şu halde bunun limiti var mı? Limiti olmadığına dair bir fikri geliştirdiler kendileri. Dediler ki enerji arttıkça frekans artacak ve bunun limiti olmadığına göre sonsuz frekans mümkündür dediler. Fakat sonsuz frekans sonsuz enerji demektir. Ve sonsuz enerji yok etrafta. Yani hiçbir şey sonsuz değil. Her şey gördüğümüz şey sonlu bir enerji olarak tanıyoruz. Dolayısıyla şimdi şaşırdı fizikçiler buna cevap bulamadılar. Bu sorunun cevabını işte Max Planck buldu. Max Planck'ın buluşu da çok ilginçti. Dedi ki bu titreşen tek bir dalga değil. Pek çok dalga bir arada titreşiyor. Bu titreşen dalgalar sonlu bir şekilde etrafa yayılıyorlar. Ve sonlu olarak yayıldıkları için de sonlu enerji paketlerinden etrafa dağılıyorlar. Yani enerjinin sonlu paketler halinde dağılacağını varsaydı ve hakikaten yaptığı hesap ki çok zor bir hesap değil yani bugün üniversitede hemen her öğrencinin yapabileceği boyutta bir hesap yaptı. Yani çok karışık bir şey değil ve sonuçta hakikaten tamamen deneyle uyuşan bir sonuç elde etti. Ama herkes çok şaşırdı ve kendi dahi buna çok şaşırdı. Kendi de diyordu ki ya bu nasıl olur? Ben gerçi bunu buldum ama acaba bu gerçek fizikte böyle bir durum var mı? Doğada daha doğrusu doğada böyle bir durum var mı? Çünkü doğada her şey sürekli olarak biliniyordu o güne kadar. Ben birdenbire diyor süreksiz bir enerjiden söz ediyorum. Kendi de şaşırdı. Bunu kabul etmekte zorlandı. Hatta ona sordular. Hocam dediler hani neyse o günün terimi. Her profesör dediler. Yani şimdi enerji sonlu mu dağılıyor etrafa dediler. O da hayır canım böyle bir şey yok. Ben bunu matematik bir oyun olarak ortaya attım dedi. Çünkü hakikaten böyle bir şeyin kanıtlanması çok zordu o gün için. Derken 1905 yılı oldu. Aradan 5 yıl geçti. Kanada'da bir fizikçi Rutherford adlı bir fizikçi deney yaptı. Ne yaptı? Bu radyoaktif maddeler biliniyordu o dönemde. Radyoaktif ışınları ki hani beta ışını dediğimiz o bilinmeyen ışınlar o gün için ama bugün için bildiğimiz elektronları bir plakaya gönderdi. Mesela bir altın plakaya ve etrafına da fotoğraf makineleri, makine demeyeceğim, fotoğraf plakaları yerleştirdi ki hani bu giden elektronlar o fotoğraf plakalarında izler bırakacak diye. Ve bir de baktı ki elektronlar yani elektron olduğunu bilmediği ışınlar tek tek nokta nokta izler bırakıyorlar plakanın üzerinde. Ha, işte o zaman dedi ki madem ki bunlar nokta nokta dağılıyor bu ışınlar demek ki ışınlar da sonlu. Ve buradan gerçekten bu enerji paketi kavramı kabul edilmeye başlandı ve buradan yavaş yavaş fizikçiler bu olayı açıklamaya başladılar. Yani enerjinin sonlu olduğu kabul edilmeye başlandı. Ve ondan sonra Einstein, sonra ardından Niels Bohr ne yaptılar? Onlar tuttular matematik modellerle, matematik açılımlarla olayı anlamaya ve açıklamaya başladılar. Mesela Niels Bohr ilk olarak
hidrojen atomunun denklemini ileri sürdü ve yazdı. Ve bu tamamen hidrojenle yapılan ölçümlere, hidrojen gazıyla diyeyim ben size, yapılan ölçümlere birebir uyum sağlıyordu. Ha, o zaman demek ki Niels Bohr'un modeli doğruydu. Fakat Niels Bohr'un modeli ilginçti çünkü o gün için bile kabul edilemeyen bazı varsayımlar içeriyordu. Mesela enerji seviyeleri olduğunu ve bu enerji, yani bir protonla elektrondan oluşuyor ya, hidrojen atomu merkezde bir çekirdek var, proton, etrafına dönen bir elektron var. Ve işte bu elektron enerji seviyelerine sahip. Dolayısıyla siz o elektrona dıştan bir enerji verdiğiniz vakit, mesela bir ışık tuttuğunuz vakit belli bir enerjiyle, bir sıçrama oluşuyor ve bir enerji seviyesinden öbürüne sıçrıyor. Ve bu tabii sonlu bir olay. Yani sürekli değil, süreksiz bir olay. Bir de şöyle bir problem vardı o gün için. Şimdi elektron eksi yüklü, proton artı yüklü. Eğer elektron, proton birbirini çekerse, artı ve eksi birbirini çektiği biliniyordu mıknatıslardan dolayı. O zaman diyorlardı ki elektron protona yapışması lazım. Neden yapışmıyor? İşte Niels Bohr o zaman şu varsayımı ileri sürdü. Dedi ki yapışmamasının nedeni elektronun belli enerji seviyeleri etrafında döndüğü ve bu enerji seviyelerinin sonlu olduğu, birinden öbürüne sıçradığı, fakat hiçbir zaman sıfır enerji seviyesi dahi olsa elektronun protona yapışamayacağı, yapışmayacağı iddiasında bulundu, varsayımında bulundu. O varsayımdı tabii o gün için. Sonra yavaş yavaş bu iş gerçekten bir kuram haline geldi ve bugün gerçekten biliyoruz ki bu kuram geçerlidir. Çünkü aradan 120 sene geçti, hemen hemen dikkat ederseniz 1900 ile 2020. 120 sene geçti, bu kuramın yanlış olduğu kanıtlanamadı. Ama Einstein bir türlü kabul edemedi bu kuramı. Neden kabul edemedi? Çünkü Einstein'ın bakış açısıyla kuantumun ileri sürdüğü bakış açısı hiçbir şekilde birbirlerine uyuşmuyorlardı. Şimdi Einstein'ın görüşü, o bir klasik fizikçiydi. Yani 19. yüzyılın fizikçisiydi. Ve Einstein her şeyin sürekli olduğuna inanıyordu. Buna fizikte determinizm denir. Yani belirlilik. Determinizm ne demek? Determinizm şu demek. Eğer bir olayın başlangıç şartlarını biliyorsak, o olayın zaman içinde gelişmesini de hesaplayabiliriz. Fakat bunu hesaplayabilmek için zaman ve mekanın sürekli olduğunu varsaymamız lazım. Böyle bir varsayımdan hareket etmemiz lazım ki hareketin sürekliliğini hesaplayabilelim. Yani bu ta Newton'dan beri ortaya atılan bir fikirdi. Newton diyordu ki zaman insandan bağımsız, kendi kendine gelişen, geçmişten geleceğe doğru bir çizgi halinde devam eden ve bu bizim elimizde olmayan bir doğanın bir özelliğidir ve bu özellik süreklidir. Mekanda öyledir, o da bizim elimizde olmayan mekan bir sahne gibidir. Maddeler sahnenin içinde hareket ederler. Mekanda her şeyden bağımsızdır. Dolayısıyla mekanda bir varsayımdır ve doğanın bir özelliğidir. Bu iki sabit görünen varsayım ve kabul edilmiş olan, daha 1650'lerden düşünün, 1900'ün başına kadar kabul edile gelmiş varsayım, birdenbire kuantumla birlikte çöktü. Einstein işte bunu bir türlü hazmedemedi. Hazmedemedi çünkü klasik fizikçiydi ve onun geliştirmiş olduğu, yine 1905 yılında geliştirmiş olduğu özel görelilik ve ardından 1915-16 yıllarında geliştirmiş olduğu genel görelilik kuramları onun görüşüne göre uzay ve zaman vardı. Bunlar sürekliydiler ve uzay zaman yapısı dört boyutlu bir özellik içeriyordu. Buna işte dört boyutlu bir
mekan demeyeceğim ama manifold adı veriliyor İngilizce'de. Bir yapı diyelim buna. Dört boyutlu bir yapı. Bu dört boyutun üç boyutu en boy yükseklik, bir boyutu da zaman olmak üzere bunlar sürekli değişkenler olarak kabul ediliyordu ve sürekli değişken olduğu vakitte ne oluyordu? Determinizm, yani belirlilik geçerli oluyordu, artı nedensellik geçerli oluyordu. Nedensellik ne demek? Bir şeyin bir sebebi vardır. Hiçbir şey sebepsiz olmaz. Sebepler birbirini zaman içinde takip ederler. Önce bir sebep vardır. O sebep de zaman içinde sonuç verir. İşte bu sebep-sonuç ilişkisi zaman içinde gelişir ve zaman da süreklidir. Çünkü biz bunu böyle izledik bugüne kadar, bunu görüyoruz, dedi Einstein. Ve Einstein o zaman kuantum kuramının eksik olduğunu, yanlış olduğunu söyleyemedi. Çünkü bir sürü doğru şey ortaya atıyordu kuantum o dönemde. Ama eksik olduğunu söyledi. Dedi ki kuantum kuramını tamamlamak lazım. Nedir o? Süreklilik ileri sürmek lazım. E bunu nasıl yapacağız? Parçacıklar arasında bizim hesap edemediğimiz, görmediğimiz bir bağ vardır. Bu bağ işte hidden variables diye adını koydu. Yani gizli değişkenler. Ve bu gizli değişkenler uzay zamandan bağımsız değişkenler, bunlar farklı şeyler. Nesneler arasında bağ kuruyor ve böylece süreklilik ve nedensellik de korunmuş oluyordu Einstein'a göre. Fakat yapılan deneyler, zaman içinde yapılan deneyler böyle bir şeyin mevcut olmadığını, sürekliliğin geçerli olmadığını, kuantumun dediği gibi parçacıklar arasında, mikro dünyada en azından süreksizlik olduğunu kabul ettik, kanıtladık ve orada o zaman sadece süreksiz değil, nedensellik de geçerlidir. Şimdi hem zaman yok, çünkü süreksizlik var, yani sürekli bir zaman yok ve sürekli bir mekan da yok kuantuma göre. Peki ne var onun yerine? Onun yerine, zaman yerine an var. An. An nedir? Şimdi an çok kısa bir süre, düşünün bunu. Yani buna işte Planck zamanı da diyebilirsiniz. Son derece kısa bir zaman. Yani ölçülemeyecek derecede kısa bir zaman. An. Peki biz makro dünyada zamanda mı yaşıyoruz, anda mı yaşıyoruz? İşte burada önemli bir soru çıkıyor karşımıza. Makro dünyada zaman sürekli mi, süreksiz mi? Şimdi klasik fiziğe göre, yani Newton ve ondan sonraki fizikçiler ve Einstein dahil olmak üzere bütün klasik fizikçiler, evet zaman vardır ve zaman süreklidir ve bundan kaçarı yoktur, dedi klasik fizikçiler. Ama kuantumcular bunu söylemiyordu. Hayır diyorlardı, öyle bir şey yok. Sadece an var. Çünkü ben bütün deneylerimi anda yapıyorum. Şimdi burada önemli bir nokta çıktı karşımıza. Deney olayı, gözlem ve deney olayı karşımıza çıktı. Şimdi şeyde, klasik fizikte süreklilik olduğu için an kavramına gerek yok. Çünkü geçmişte olan bir olayın başlangıç şartlarını biliyorsak, diyelim ki ben şu anda havaya doğru bir top fırlatıp atıyorsam, yer çekimini kuvvetini biliyorum, topun çıkış hızını biliyorum, çıkış açısını da biliyorum. Dolayısıyla ben bunun ne zaman yere düşeceğini, hangi hızla yere düşeceğini, nereye düşeceğini hesaplayabilirim klasik fiziğe göre. Bu ne demektir? Zaman ve mekan süreklidir. Yani x ve t değişkenleri dediğimiz mekanı belirten x, zamanı belirten t, yani time, bunlar süreklidirler klasiğe göre. Ama kuantum bunu söylemiyor. Ne diyor kuantum? Bakın diyor. Ben diyor, ben derken kuantum kuramının deneylerinden söz ediyorum. Kuantum kuramının deneyleri hep anda yapılıyor. Anda. Yani zamanda bir şey yapılmıyor. İki tane parçacık çarpıştığı vakit o iki parçacığın andaki durumunu biliyoruz biz. Bir an önce neydi, bir an sonra ne oldu onu bilmiyoruz. Sadece o anı biliyoruz. İşte bu yoruma Bohr ve Heisenberg Kopenhag yorumu dediler. Yani doğanın Kopenhag veya kuantum kuramının
doğa demeyelim de kuantum kuramının Kopenhag yorumu dediler. Niye? Çünkü onu şöyle dediler. Ben dedi, tabii diyenler, kuantumu iddia edenler ki Bohr ve Heisenberg, deneyleri ancak gözlem yaptığım vakit bir sonucu biliyorum. Ondan öncesini ve sonrasını söyleyemem. Onlar olasılıklarla belki vardır, belki yoktur. Ama benim gördüğüm anda %100 o olay vardır. O olay olduğu için ben anda deney yapıyorum, anda sonuç elde ediyorum dediler. Ve bu doğru. Ondan sonra yine Avusturyalı fizikçi 1927 yıllarında falan bir düşünce deneyi ileri sürdü. Ve dedi ki, bunun adı da Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger dedi ki, ben dedi bir düşünce deneyi yapıyorum. Şöyle bir deney. Bir kapalı kutunun içine bir kedi koyacağım. Aynı zamanda kapalı kutunun içine zehirli bir gaz içeren bir kapalı cam tüp koyacağım. Ve üstüne de onu bir kıracak bir mekanizma, bir diyelim çekiç koyacağım. Ve bu çekici tetikleyecek, yani mekanizmayı çalıştıracak olan bir radyoaktif madde koyacağım. Radyoaktif maddenin bildiğimiz gibi, o zaman artık biliniyordu ki elektronlar salıyor radyoaktif madde. Elektron ne zaman salınacağını ben kuantum kuramında belirsizlik olduğunu iddia ettiğim için bu elektronun parçacığın yani o atomdan ne zaman fırlayıp dışarı çıkacağını bilemiyorum. Burada bir belirsizlik var. Peki o zaman burada bir belirsizlik varsa acaba kapalıyken kutu kedi canlı mıdır, ölü müdür sorusunu sordu. Şey Schrödinger. Ve şöyle bir duruma geldi. Sonuç olarak şunu söylemeye getirdi. Madem ki ben gözlem yapamıyorum, kapalı bir kutu var ve içinde ne olduğundan haberim yok. Ben orada olan hakkında herhangi bir yorum yapamam. Herhangi bir iddiada bulunamam. Kedi ölüdür veya canlıdır diyemem. Peki ne diyebilirim? Hem ölüdür hem canlıdır diyebilirim. Ne ölüdür ne canlıdır, hem ölüdür hem canlıdır diyebilirim. Niye bunu diyor? Çünkü matematiksel bir denklem yazıyor. Ve onun bu denklemine göre %50 canlı, %50 ölü çıkıyor bu denkleme göre kedinin durumu. Şimdi madem ki %50 canlı, %50 ölü, dolayısıyla tam ortada bir durum bu. Kedi ya ölü ya canlı, ama ne ölü ne canlı, her ikisi de var. Hem ölü hem canlı. Dolayısıyla bu durum şimdi yepyeni bir bakış açısı getirdi bize. Ve dediler ki kuantumcular, evet bu Kopenhag yorumuna uygun bir görüştür. Biz kutunun kapağını açmadıkça kedinin durumu hakkında bir fikir ileri sürmek hakkına sahip değiliz. Ancak kutunun kapağını açtığımızda kedinin canlı veya ölü olduğu hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Açarız canlı veya açarız ölü. Tamam, o iki durumunu biliyoruz. Ama kapalıyken bilmiyoruz. Şimdi Einstein buna kızdı tabii. Onun kafasına bu yatmadı. Dedi ki Einstein, ya dedi ben dedi aya bakıyorum ama ayın önünü bir anda bulutlar kapladı. Göremiyorum ayı. Peki ben ayı göremediğim için orada ay yok mu diyeceğim yani? Yani ay hakkında bir fikir söyleyemez miyim diyor Einstein. Bohr gayet açık bir cevap veriyor ona. Diyor ki eğer bulutlar ayı kapladıysa ancak bir olasılıkla ay hakkında fikir söyleyebilirsin. Diyebilirsin ki büyük ihtimalle yüzde bilmem kaç ihtimalle, %90 ihtimalle diyelim, ay orada duruyor. %10 ihtimalle durmuyor bir. Ama %100 oradadır. Ben orada görmesen bile o ayın orada olduğunu biliyorum demek hakkına sahip değilsin dedi Bohr. Şimdi bu tabii bambaşka bir şaşkınlık yarattı şeyde, Einstein'da da. Yani demek ki dedi artık bir determinizm dediğimiz ama belirlilik olayı yok, belirsizlik var. Belirsizlik olmasından dolayı da bir takım şeyler bizim anlayışımızın ötesinde
dedi. Fakat dedi benim denklemlerim bunu söylemiyor dedi. Ben dedi özel ve genel görelilik kuramlarını ortaya attım ve evreni açıkladım diyor. Hayda. Şimdi iki tane farklı görüş çıktı karşımıza. Einstein diyor ki ben evreni yorumluyorum ama diyor ben bu görelilik kuramıyla atomu açıklayamıyorum ama evreni çok güzel açıklıyorum. Şimdi işte burada bu çelişki çıktı karşımıza. Yani hangi kuram doğru? Belki ikisi de doğru ama ikisi farklı boyutlarda geçerli. Şimdi bu durumda bizim yapabileceğimiz ne var? Yani fizikçilerin yaptığı ne? Bir kuram arıyorlar. Öyle bir kuram olsun ki diyorlar. Hem Einstein'ın genel görelliğini içersin hem de kuantumu içersin, ikisini birden. Fakat bunların içerilmesi mümkün değil. Niye değil? Çünkü birinde süreklilik var. Einstein'ın kuramında süreklilik var. Zaman ve mekan sürekli. Öbüründe süreksizlik var. Sadece an kavramı var. Ve parçacık kavramı var. Şimdi ama bir yandan da dalga kavramı var. Einstein burada yeni bir araç ve bir düşünce deneyi yarattı. Yani dedi ki ışık. Şimdi ışık hem dalga hem parçacık olabilir. Ama bana göre dalga sizin bu kuramınıza göre parçacık. Şimdi bakalım neymiş bu? Ondan sonra yapılan deneyler gösterdi ki gerçekten ışık parçacıklar halinde dağılıyor etrafa. O zaman buna Einstein bir isim verdi. Foton dedi. Foton parçacığının adını koyan Einstein'dır. Demek ki bir noktada kuantumu kabul etmek zorunda kaldı. Yalnız bazı noktalarda eksik olduğunu da iddia etmeye devam etti. Şimdi eksik olduğunu kapatabilmek için, yani o eksikliği örtebilmek için bir başka düşünce deneyi ileri sürdü. O düşünce deneyini o gün teknik yapamıyordu. O teknik yeterli değildi. Ama sonradan 1980 yıllarında ki bu Einstein'dan çok daha sonra bu deney yapıldı. Deney neydi? Şimdi diyordu ki Einstein, ben diyordu iki tane parçacık alayım. Yani diyelim ki biri iki tane elektron olsun bunlar. Biri yukarıya doğru, biri aşağı doğru spinleri olsun. Yani biri saat yönünde dönsün, öbürü de saat yönünde ters yönde dönsün. Ve ben bunları ayırdığım vakit biri üzerine yapacağım deney öbürü üzerinde etki etmesi söz konusu. Eğer böyle bir durum varsa, eğer bu etki ediyorsa ışıktan hızlı etki etmesi mümkün mü? Ve Einstein dedi ki hayır böyle bir şey mümkün değil. Çünkü benim kuramım hiçbir olayın, hiçbir etkileşmenin diyelim ışıktan hızlı bir noktadan öbür noktaya ulaşamaz. Ama deney yapıldı ki o zaman işte o tartışmalı bir düşünce deneyiydi ve buna Einstein spooky action at a distance dedi. Yani böyle uzaktan bir karmaşık, saçma bir etki. Fakat zamanla 1988 yılında bir Fransız fizikçi Alain Aspect adında, Alain Aspect yine Fransa'da tuttu bu deneyi o günün tekniğiyle uyguladı ve hakikaten kuantumun haklı olduğu uzaktan anında ışıktan hızlı bir şekilde etkileşme olduğu ve bu etkileşmenin de bizzat ölçülüp deneyinin yapılabildiğini kanıtladı deneyini. İşte bunu kanıtlayınca o zaman kuantum bir kere daha doğrulanmış oldu. Fakat yine ortada büyük bir problem vardı. Bir yandan ışıktan hızlı etkileşme olduğunu söylüyor deney veya öyle bir sonuç çıkıyor. İkinci tarafta da Einstein diyor ki veya Einstein ölmüştü ama Einstein'ın kuramı kabul ediliyordu, devam ediyordu ve halen bugün bile geçerli. Einstein'ın kuramına göre ne diyor o kuram? Hiçbir şey ışıktan hızlı bir noktadan öbür noktaya ulaşamaz.
Peki bu nasıl oluyor? Ha, şimdi bu olaya bir isim verdi fizikçiler. Yani ışıktan hızlı birbirini etkilemeye bir isim verdiler. Bu isim de entanglement. Yani dolanıklık. Dolanıklık. Yani eğer iki parça başlangıçta birbirlerine dolanıksalar eğer, ne kadar biz bunları ayırırsak ayıralım, bu dolanıklık devam eder. Yani birine yapacağımız bir etki anında ve ışık hızından daha hızlı bir şekilde öbüründe kendini gösterir. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani bunu açıklaması nedir? Yani birçok görüşler ileri sürülüyor. Benim savunduğum veyahut da benim onayladığım veya bana uygun düşen yanıt şu. Bu parçacıklar birbirlerine dolanık olduklarında ve birleşik bir yani yan yana olduklarında bu iki parçacık tek bir dalga fonksiyonuyla açıklanıyor. Tek bir dalga diyelim. Fonksiyonu da deyince insanın kafası karışıyor. Tek bir dalga oluşturuyorlar bu ikisi. Çünkü bildiğiniz gibi her parçacık hem dalga hem parçacık özelliği taşır ve bu iki parçacık bir araya gelince sanki iki parçacık değil de tek bir parçacık imiş gibi tek bir dalgayla tanımlanabilir. O zaman ben bu iki parçacığı ayırsam dahi bunlar aslında iki parçacık değildir. Tek bir parçacığın iki bize görüntüsüdür. Ve bu iki görüntü aslında birbirlerinden kopuk değillerdir. Çünkü onları açıklayan, onları yorumlayan, onları tanımlayan tek dalga vardır. Ve o tek dalga isterse milyonlarca kilometre uzakta olsun o dalga devam eder. Yani ilişki dediğimiz şey devam eder. Şimdi bunu makro dünyada yapabilir miyiz? Yapıyoruz. Ve böyle şeylerin var olduğunu da artık kabul etmek zorunda kaldık. Nasıl oldu? Yani makro dünyada bunu yapmak tabii kolay değil ama savunanlar var, karşı çıkanlar var. Çünkü işte makro dünyada klasik fizik ve yani Einstein'ın görüşleri geçerli. Şimdi kuantumda mikro dünyada geçerli. Şimdi bu dolanıklığı makro dünyada nasıl açıklayacağız? İşte benim görüşümü söyleyeyim size. İnsanlar arasında da dolanıklık olabilir. Kimler mesela? Eşler arasında olabilir. Anne ile çocuklar arasında, çocuk arasında olabilir. Sevgililer arasında dahi olabilir. Hatta insanla hayvan arasında dahi olabilir. Şimdi en basitinden ikizlerde olur. İkiz, tek yumurta ikizlerinde olur. Çünkü artık kanıtlandı birçok şekillerde. Buna karşı çıkan var, çıkmayan var. Yani bu tartışmalı bir konu olduğu için ben hani böyle çok böyle kesin konuşmak istemiyorum. Ama tek yumurta ikizlerinin birbirlerinden uzakta bile olsalar aynı özelliklerle, aynı zevklerle taşıdıkları, aynı kitapları okudukları, aynı benzer insanlarla evlendikleri, aynı tahsili yaptıkları ama başka yerlerde büyümüş olsalar, başka ailelerde bile büyümüş olsalar ki bunun örnekleri var yani. Bunu yapanlar araştırdılar. Hakikaten böyle tek yumurta ikizlerini buldular ve bunun böyle gerçekten hakikaten böyle ilişkilerin olduğunu gösterdiler. Ama bunu tabii makro dünyada kanıtlamak çok zor. Çünkü bir iki örnek bulabilirsin. Ama o bir iki örnek bir kanıt sayılmaz. Tesadüf de olabilir. Şimdi bu durumda başka örneklere gerek var. Mesela ikizlerin dışında anne ile çocuk arasında. Çünkü anne 9 ay çocuğunu karnında taşıdığı için o çocukla anne arasında bir dolanıklık oluşuyor. Ve o çocuk doğduktan sonra dahi dolanıklık devam ediyor. Ve o çocuk diyelim ki başka bir ülkeye dahi gitse anne ile çocuk arasında o bağ kopmuyor. Ha, babayla da kopmuyor ama babanınki daha zayıf. Çünkü baba çocuğu taşımadığı için daima erkeğin oğluna veya kızına olan bağı annenin bağı gibi yani aynı değil. Anneler çok daha hassas, çok daha dikkatli bu konuda, çok daha bağlı ve bağımlı. Yani şimdi bu bilinen bir gerçek. Özellikle bizim gibi ülkelerde çok daha kuvvetli, batılı ülkelerde daha zayıf bu bağ. Fakat bu bağ var gibi geliyor bana. Peki bu bağı nasıl açıklayacağız?
Ben buna ruhsal bağ diyorum. Şimdi geldik yeni bir tanıma veya yeni bir böyle çıkmaz sokağa girdik gibi geliyor bana. Neden? Şimdi bak bakalım hadi kanıtla ruhun varlığını. Ruhun varlığını kanıtlayamazsan böyle bir iddiada bulunamazsın diyorlar bana. Haklılar. Ben iddia etmiyorum. Ben sadece görüşümü söylüyorum. Şimdi iddia etmek için kanıtlamak lazım. Ama kanıt olmadığı vakitte insan fikrini söylemek de serbesttir. Ama bunun da kanıt olmadığını da belirterek. Şimdi bilimin de özelliği budur. Bilim bir fikir ileri sürer, bir yorumda bulunur. Ama bu yorumu kanıtlamak zorundadır, deneylerle ve gözlemlerle. Deney ve gözlemle kanıtlandığında o artık gerçek bir şey olur. Yani gerçek bir olay olur, gerçek bir gözlemin sonucudur bu. Şimdi bu benim anlattığım şeyde pek bir kanıt yok ama böyle bazı gözlemler var. Şimdi Einstein'ın evrenle ilgili ilginç yorumları oldu. Genel görelilikten söz edeyim. Nasıl olsa vaktimiz var galiba. Bu genel görelilikle göre evren bu uzay zaman yapısı diyelim daha doğrusu. Çünkü o öyle görüyor. Dört tane uzay, tek bir zaman ve bunlar sürekli ve bunlar türevi alınabilir ve bunlar insandan bağımsız. Bu uzay zaman yapısı bir ağ gibidir. Bu ağ nasıl bir ağ? Bir balık ağı gibi düşünün. Tabii bu balık ağı iki boyutlu ama bunu dört boyutlu olarak hayal etmek gerekiyor. Tabii onu hayal etmek mümkün değil ama matematiksel denklemlerle anlamak mümkün. Bu dört boyutlu ağ diyelim bükülebiliyor. Yani içine bir madde koyunca o madde bükülüyor. Buna en basit örneğini şöyle size anlatayım. Bir çarşafı dört kişi dört ucundan gergin olarak tutsun. Ortaya bir de ağır bir bowling topu koyalım. Hani tahtadan ağır toplar var ya onlardan birini ortaya koyalım. Ne olacak? O çökme yaratacak ortasında. Böyle bir çarşafta bir çukurlaşma olacak. Kenardan bir tane ping pong topu salalım. Yani şeyin kenarından, çarşafın kenarından. O ping pong topu yavaş yavaş merkeze doğru kayacaktı. Niye? O çukurluktan dolayı. Eğer biz onu yandan böyle fırlatırsak, hani rulette atıyorlar ya bileği kenardan, onun gibi fırlatırsak, o zaman o da döne 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 yavaş yavaş spiral yaparak en sonunda tabii yine merkeze düşecektir. Yani bu bir örnek. Einstein böyle bir iddiada bulundu ve diyor ki uzay zaman bükülebilir ve bu uzay zaman, dört boyutlu uzay zaman içinde hareket eden ışık bir ağır gök cisminin yanından geçerken bükülür. Çünkü uzay zaman bükülmüştür. Ve büküldüğü bu yola da jeodezik adı verilir dedi. Tabii bunu kanıtlamak lazım. Çünkü bu büyük bir iddia. Bu büyük iddia Eddington adlı bir fizikçi tarafından, İngiliz fizikçi tarafından kanıtlandı. Tam güneş tutulması zamanında, güneş tutulmasında güneşin önü siyah ya, ay gelmiş oluyor. Kenardan bazı ufak yıldızları gördü. Ve güneşin tutulması geçtiği vakit o biliniyordu ki o yıldızlar güneşin arkasında. Dolayısıyla normal olarak o arkadaki yıldızları görmemek lazımdı. Çünkü eğer ışık düz bir doğru gibi yayılıyorsa güneşin arkasındaki şeyi göremeyiz. Öyle değil mi? Doğru. Şu halde eğer görebiliyorsak demek ki ışık büküldü ve geldi bize. Yani bükük bir yol izledi. Eğri bir yol izledi ve bize ulaştı. İşte bu yol jeodeziktir ve böylece Einstein'ın bu iddiası doğru çıktı. Şimdi o zaman şu çıkıyor karşımıza. Ya Einstein'ın dedikleri hep doğru çıkıyor. Kuantumun da dedikleri hep doğru çıkıyor. Ne yapacağız şimdi? İşte o zaman fizikçiler dediler ki bambaşka bir kuram ileri sürelim. Öyle bir kuram sürelim ki 10 boyutlu olsun. 4 boyutlu olmasın, 10 boyutlu olsun. Ve bunun adına sicim kuramı dediler. Yani şöyle bir iddiada bulundular fizikçiler. Bu aşağı yukarı yeni bir kuram değil. Ben size söyleyeyim 15-20 senedir bir kuram ama hala üzerinde çalışıyorlar. Çünkü
çok zor bir kuram, matematiksel olarak zor ve kanıtlanması da mümkün olmayan bir kuram. Çünkü 10 boyutlu bir uzayı, bir evreni düşünün. Bunun biz ancak 3 boyutunu görüyoruz. Hadi bir de zamanı koyalım, 4 olsun. Ama bunun arkasında 6 boyut daha nasıl ortaya çıkıyor? Biz bunu nasıl kanıtlayacağız? İşte bu durumda fizikçiler tabii şöyle diyorlar. Vallahi diyorlar, şu anda biz bunun matematik modeliyle uğraşıyoruz. Bu model eğer hem kuantumu hem de genel görelilik kuramlarını birlikte içerir ve açıklayabilirse bu kuram geçerlidir. Ama deneyini bugün yapamıyoruz. Belki ileride kanıtlayacağız deneysel olarak diyorlar. Ve haklılar da. Neden? Çünkü her şey hemen ortaya atıldığında kanıtlanmıyor ki. Mesela dediğim gibi 1915-16'da Einstein kuramını iddia ettiği vakit, bu dört boyut uzay zaman kavramını ileri sürdüğü vakit, aradan aşağı yukarı 5 yıl sonra 20'de, yani 1920'de bir güneş tutulması sırasında bu kanıtlandı. Demek ki aradan 5 yıl geçtikten sonra. Bazı şeyler böyle hemen anında kanıtı bulunamıyor. Şimdi o zaman fizikçiler diyorlar ki tamam, yani şu anda belki kanıtı yok ama ileride olabilir. Onun için biz bu çalışmalarımıza devam edelim. Neden? Çünkü daha iyi bir kuram yok ellerinde. Hani kuantumla genel görelliği birleştirecek, yani evren ile, hani evrende konumuz evren ya, evren ile mikro dünya ile evreni, makro dünyayı birleştirecek elimizde daha güzel, daha açıklayıcı, daha mükemmel bir kuram yok. Yoksa eğer tek elimizde olan bu, mecburen buna devam edeceğiz diyorlar. Şimdi onlar da haklı. Ama yani çok da karışık bir şey. Neden? Çünkü ortaya çıktı ki böyle 10 boyutlu bir sicim kuramını ileri sürdüğüm vakit çok fazla değişik olanak ve olasılıklar çıkıyor karşımda. Çünkü boyut çok olunca çözümler de çok fazla oluyor. Boyut arttıkça. Ve böylece yine çıkmaza girdi kuram. Sonra yine bir başka fizikçi, şimdi aklımda değil, adı mühim değil, Amerikalı bir fizikçi tuttu, dedi ki bu kuramların çoğunu böyle ben birleştiriyorum ve buna membran kuramı diyorum. Membran ne demek? Yüzey. Bir membran, yani titreşen bir yüzey. Yani o zaman evren dedi, bir titreşen yüzey olabilir mi? Bir membran olabilir mi? Şimdi o zaman yeni bir bakış açısı evrenle ilgili. Şöyle bir bakış açısı ortaya çıktı. Bir bizim görünen evrenimiz var. Bir de görünmeyen paralel evren var. O zaman paralel evren görüşü ortaya atıldı. Yani bu membran dediğimiz şey bir tane değil, birkaç tane olabilir. Bunlar birbirlerine paralel de olabilirler. Yani yüzeyler. Evrenimizde böyle bir şeyse eğer tabii, o zaman bir paralel evren var mı? Yani şimdi bu bizim bildiğimiz acaba fizik ötesi, yani metafizik evren olabilir mi? Metafizik evrenden kasıt nedir? Hani ahiret diyoruz ya, insanlar öldüklerinde ruhları ahirete gidiyor. Bu ahireti kimse görmedi, kimse ölçmedi, kimse fotoğrafını da çekmedi. Ama din kitapları böyle bir şey varlığını iddia ediyorlar. Bütün din kitaplarında var bu, yani aşağı yukarı. Ve sadece hani tek tanrı dinlerinde değil, mesela Budizm'de de var böyle görüşler. O zaman belki de bu paralel evren gerçekten var. Belki de bu paralel evren dediğimiz şey bizim ruhumuzun gidebildiği bir yer. Hatta buna şöyle bir takım daha iddialar veya görüşler de kattı. Hayallere geniş olan fizikçiler diyelim. Şöyle bir iddiada bulundular. Dediler ki, bizim burada bir tane değil, pek çok paralel evren var ve bizim kopyalarımız o birçok paralel evrende yaşıyorlar şu anda. Hadi bakalım, şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bunu nasıl açıklayacağız? Buna nasıl bir yorum getireceğiz? Yani hani bir tane kainat veya bir tane metafizik bir ahiret yok onlara göre. Pek çok ahiretler var.
Yani cennet, cehennem içeren ve daha başka başka türden paralel evrenler içeren ahiretler var mı acaba? Hı? Şimdi bizim İslamiyet'in veya tasavvufun görüşü aslında bunu daha önce söylemiş. Demiş ki tek bir evren yok demiş. Ne var? Beş tane evren var demiş. Hayda. Nasıl oluyor? Şimdi anlatayım size. Birinci evrene Ahut evreni demiş. Ahut evreni kaos evreni. Yani her şey karmaşa içinde. Hiçbir düzen yok. Tamamen kaos yani. Bu Yunanlıların da iddia ettiği bir şey yani aslında. Çünkü Yunanlılar da başlangıçta kaos vardı. İşte Demiurgos diye bir tanrı kaostan kozmosu oluşturdu. Yani karmaşadan düzen ortaya çıkardı. Onların görüşü bu. Bu Platon ve Aristo döneminde ortaya atılan bir görüş. Bu Demiurgos. Fakat bizim İslamiyet'te de var bu. Yani tasavvuf bölümünde var daha doğrusu. Tasavvuf diyor ki Ahut var. Peki Ahut'tan sonra ne var? Ha bunlar böyle birbirine mesela daha alt boyutlar. Yani yüksek frekanstan alt frekanslara doğru giden evrenler bunlar. En yüksek frekans en çok kaosun olduğu Ahut. Onun bir altı Lahut. Lahut işte Allah'ın tanımlı olduğu bir evren. Çünkü Allah'a işte Esma-i Hüsna'larla bir takım sıfatlar atfediyoruz. Dolayısıyla tanımlanabiliyor özellikleri. Orada artık bir düzen var ve bu lahuttur. Ha, şimdi lahut Ahut'tan mı oluştu, biri mi oluşturdu? Orası meçhul. Ama en azından bunu iddia ediyor tasavvuf. Ondan sonra ne var diyor? Ondan sonra melekût var diyor. Yani meleklerin alemi var diyor. Meleklerin alemi. Şimdi tabii bizim İslamiyet'e göre sadece melek yok. Cin var, peri var, efendim şeytan var, melek var. Hepsi var. İşte onların yaşadığı bir evren var diyor. O evrende melekût alemi, melekler alemi yani. Üçüncü alem, onun altındaki üçüncü alem hangisi? Üçüncü alem ceberrut alemi. Yani ceberrut alemi fizik kuvvetlerin oluştuğu bir alem. Mesela yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvetler, aklınıza gelebilecek doğanın bütün kuvvetlerinin bulunduğu yer, bulunduğu evren ceberrut alemi. Yani cebren oluşturulan bir alem. Cebren, kuvvetlerin cebren, zorla, cebir zor demektir. Hani cebir de zorlama gibi bir kavramı vardır. Zorla oluşturulan bir evren. Yani siz mesela yer çekimine engel olamıyorsunuz, değil mi? Yani oturduğunuz yerde sizi işte yer çekimi çekiyor. Bu bir kuvvet. Ve bu cebren bir kuvvet. Yani ben hayır vazgeçtim, uçacağım diyemiyorsunuz. Şimdi ceberrut aleminden sonra da bir alem daha var. O da nasut. Nasut alemi bizim üç boyutlu dünyamız. Yani insanların, hayvanların, bitkilerin yaşadığı alem nasut. Demek ki görüyoruz dört tane, beş tane değil aslında. Beş dedim ama Ahut, Lahut, Melekut, Ceberrut, Nasut. Beşmiş. Beş tane. Evet doğru. En başta dediğimi tekrar geri alıyorum. Doğru söylemişim. Beş tane alem var. Ve bu beş alem birbirlerine paralel evrenler, farklı frekansların bulunduğu evrenler. Yani en yüksek frekans Ahut'ta, en düşük frekans da Nasut'ta. Yani biz aslında en düşük frekanslı varlıklarız ve en düşük frekanslı bir ortam içinde yaşıyoruz. Böyle bir görüş var. Şeye göre, tasavvufa göre. Bana da pek yani ters gelmiyor bu fikir, açık söyleyeyim size. Çünkü hakikaten ruhun daha yüksek, daha latif bir enerji olduğunu ve insan ölünce bu latif enerjinin devam ettiğini, yok olmadığını ve bu latif enerjinin de belki başka bir aleme göç ettiğini ve bu göçün işte bizim başka
başka bir paralel evren olabileceğini pekala aklım yatıyor. Yani açık söyleyeyim, aklım yatıyor. Ama gel gelelim, bu doğru mudur? Bunu ben kanıtlayabilir miyim? Sanmıyorum. Kimsenin de kanıtladığını sanmıyorum. Ama ölen insanlar biliyorlar. Yani ölünce başka bir aleme göç ediyorlar mı? Yoksa yok mu oluyorlar tamamen? Buna inanan da var, inanmayan da var. Yani öyleleri var ki benim bildiğim insanlar arasında. Diyorlar ki ben ölünce toprak olacağım. Hiçbir şey kalmayacak. Yani bütün moleküllerim dağılacak, toprak olacak. Tamam, bu doğru. Beden için doğru. Ama ruh acaba öyle mi? Yani ruh ölüyor mu, ölmüyor mu? Ruh acaba dağılıyor mu, dağılmıyor mu? İşte ben bunu pek bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Kendi deneyimlerime dayanarak konuşuyorum. Yani bu kendi deneyimlerim bir kanıt değil. Baştan söylüyorum, bir kanıt değil. Ama bir deneyimim var bu konuda. Ben ruhun ölmediğine tanık oldum. Bak, inanıyorum demiyorum. Bakın dikkat edin. Tanık oldum. Tanık olmak ne demek? En azından bunu yaşadım. Ama bu benim deneyimim. Bu benim deneyimim, hayal de olabilir. Efendim, zan da olabilir. Tamamen gerçek dışı bir şey de olabilir. Gerçek de olabilir. Değil mi? Yani her şey mümkün. Onun için ben buna inanıyorum ve bu konuda size bildiklerimi anlatıyorum. Anlattım da. Sonuç itibariyle, şimdi kapatacağım artık. Şunu söyleyebiliriz. Fizikçiler, bilim insanları, artık bilim adamları demiyoruz, dikkat edin. Bilim insanları mikro alemle makro alemi birleştirip her şeyin kuramını oluşturmak istiyorlar. Oluşturmak istiyorlar. Daha oluşturamadılar, istiyorlar. O yönde çalışıyorlar diyelim en azından. Onun için evren nedir, nasıldır? Benim görüşümü söyleyeyim size. Kuantum kuramı geçerlidir. Kuantum kuramı hem mikroda hem makroda geçerlidir. Einstein her ne kadar doğru olduğu söylense de Einstein hatalıdır. Ha, neden hatalı olsun? Ya işte ispatlandı deneylerle filan. Ama her şey bir varsayım üzerine ispatlandı. Sen eğer zamanı sürekli olduğunu kabul edersen, tabii ki yapacağın ölçümler sana sürekli zamanı söyler. Şimdi diyorlar ki mesela uzak yıldızlardan şu kadar milyar yıl önce hareket etmiş olan ışıklar bize ulaştılar. Yani biz şimdi bir yıldız gördüğümüz vakit 5 milyar yıl öncesini veya şu kadar milyar yıl öncesini görmüş oluyoruz, diyoruz. Ne malum? Ne malum? Eğer bu sistem dolanıksa, ilk başta hani büyük patlama deniyor ya, evren dolanıksa ve bu dolanıklık en başta varsa, çünkü evren ilk başta çıktığı vakit bir büyük patlamadan diyoruz, küçücük bir enerji topuydu, ufacık. Yani şöyle bir pinpon topu, belki de daha küçük bir şeydi. Ve o dolanık olan sistem, içinde her şey dolanık ya birbirine, açıldı, milyarlarca ışık yılına dağıldı. Bugünkü evrenimize geldik. Bu dolanıklık devam ediyor. Çünkü dolanıklık kanıtlandı yani. Böyle bir şeyin var olduğu kanıtlandı. O zaman eğer dolanıklık varsa zaman diye bir şey yok. Çünkü dolanık sistemlerde etkiler zamandan bağımsız, sonsuz hızla bir noktadan öbür noktaya ulaşabiliyor. Evren de dolanıksa o zaman benim gördüğüm ışık öyle 2 milyar 5 milyar önce değil. Şu anda oradan çıktı, bana geldi. Çünkü dolanıyoruz. Ve burada dolanık oldu mu mesafe söz konusu değil. Evet. Zannederim biraz kafanızı karıştırdım ama benim görüşlerim bu kadar. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim.